Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün gördüğünüz gibi önümde bir sürü parça var. Bunlar ne diye sorarsanız aslında sizin sorduğunuz sorulara birazcık cevap vermek istiyorum. Özellikle taşlama makinesiyle alakalı neler kullandığıma dair, nasıl uçlar kullandığıma dair çok fazla soru geliyor sizden. Ben de bunu bir nebze yanıtlayabilmek için kendimce, kendi kullandığım parçalar üzerinden, kendi kullandığım şekillerde anlatmaya çalışacağım size. Yani her parçanın bir görevi var ama ben farklı şekillerde de kullanıyorum bazen o parçaları. Lakin bu parçaların ne işe yaradığını, neler kullandığımı bir videoda anlatmak istedim. Çünkü çok fazla parça olduğu için, ki bunların dışında da daha fazla parçalar var. Taşlama makinesinde kullanılan diskler, uçlar var. Onları da aldıkça size gösteririm. Ama şu anda elimde olanlar bunlar ve genel olarak kullandıklarım bunlar. Ve ufak ufak size bunlardan bahsetmek istiyorum. Parçaları tanıtırken de şöyle bir yol izleyeceğim bu videoda. İlk önce size kullandığım parçayı, diski ya da işte ucu göstereceğim. Ne için kullandığımı söyleyeceğim. Daha sonrasında da bir ahşap parçası üzerinde bunun uygulamasını yapacağım. Tabii ki bu uygulamalar kısa kısa uygulamalar olacak. Yeni bir şey yapmayacağım. Sadece ahşabın yüzeyine değdirdiğimizde nasıl bir etki yaratıyor bu parçalar, onu göstermeye çalışacağım size. Tabii ki amaç bir şeyler öğretmek değil bu videoda. Haşa, öyle bir yetim yok bu konuda. Daha henüz 10 fırın ekmek yememiz lazım bir eğitim vermek, öğretmek için. Ben sadece kendi kullandığım ve sizin merak ettiğiniz o parçaları bir videoda toparlayayım, size göstereyim. Sonrasında da bu parçalarla internette karşılaştığınızda, satın almak istediğinizde "Aa, bu parça bu işe yarıyordu" diyebilin. Önümde gördüğümüz parçaların hepsi taşlama makinesine takılan parçalar arkadaşlar. Avuç taşlamaya takılan parçalar. Avuç taşlama makinemiz de şu. Bir tane avuç taşlama makineniz olması gerekiyor bütün bu parçaları takabilmek için. Avuç taşlama makinesinde tavsiyem devirli olması. Böyle parçaları kullanmak için devirli bir avuç taşlamaya ihtiyacınız var. Bazılarının devir sayıları var. Onun için de ayarlı devirli bir taşlama makinesi olması çok önemli arkadaşlar. Taşlama makinesini aldığınız zaman kullanırken her parçada kullanacağınız bazı parçalar hariç bir koruyucu başlığının olması gerekiyor. Bu zaten içinden çıkıyor. Bunu ihmal etmeyin. Hani zımpara yaparken ya da şu tarz aparatlar takarken belki kullanmayabilirsiniz ama kesme aletlerinde ve törpülerde özellikle kullanın mümkün olduğu kadar ve kalın bir eldivenle kullanmanızı tavsiye ediyorum işin açıkçası. Oradan sıçrayacak olan parçalar ele falan çarptığında zarar vermesin diye kalın bir kesilmez eldiven özellikle kullanırsanız bence gayet yeterli olacaktır. Bir de koruyucu başlığını taktık mı herhangi bir sıkıntı olmaz. Tabii ki yorgun çalışmıyoruz. Tabii ki bir şeyi hızlı yapmaya çalışmıyoruz. Çünkü ne oluyorsa o hızlanmalar yorgun anlarda falan olur genelde bu tarz işlerde. Ve nasıl olsa küçük bir şey yapıyorum diye emniyeti elden bırakmayın arkadaşlar. Alt tarafı bir tane kesik atacağım. İşte o bir tane kesik atarken Allah korusun başınıza bir şey gelebilir. En ufak bir şey yaparken bile koruyucunuzu, eldivenizi, maskelerinizi, gözlüklerinizi takmayı unutmayın. Evet, taşlama makinemi kenara aldım ve şu diskleri bir gruplandırıp size anlatmaya başlayayım istedim. Şimdi birkaç gruba ayırdım kendi kafama göre. Bunlardan bir tanesi kesiciler, diğeri törpüler, zımpara için kullandıklarım ve oyma için kullandığım başlıklar. Onun dışında yine cila atmak için, temizlik için kullandığım diğer parçalar da var. Bir de ahşapta değil de metalde ve betonda falan kullanılan diskler de var. Onlardan çok fazla yok, çok yoğun kullanmadığım için. Yine de bilgi olarak size göstermek istedim. Öncelikle kesicilerden başlayalım. Kesiciler dediğim gruptan başlayalım. Elimde iki tane ahşap kesimleri yapmak için parça var. Bunlardan bir tanesi şu. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane parçadan oluşuyor. Bu parçanın üzerinde motorlu testerelerde, ağaç kesmek için kullanılan büyük motorlu testerelerde olan zincirden var arkadaşlar. Bu zincir bu alttaki parçanın arasına oturuyor. Arasına yerleştirdikten sonra üst kapağını da koyuyorsunuz şu şekilde ve taşlama makinesine sabitleyip taşlama makinesine sabitleyip kullanmaya başlıyorsunuz. Ama bu zinciri yerleştirirken ve diğer tüm parçalarla da yerleştirmeyi yaparken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Kesici taraflarının avuç taşlama makinesinin döndüğü yönde
olması gerekiyor. Ona dikkat edin. Bu tarz parçaları kullanırken de koruyucu başlığıyla kullanıyoruz arkadaşlar. Buna çok özen gösterin. Bununla ben genelde bu derinlikteki parçaları kesmek için kullanıyorum. Yüzey temizliğinde kullanıyorum. Yine derinlik vermek istediğim zaman taşlama makinesiyle yaptığım salınımlarla yüzeyde kazımalar yapıyorum bu parçayla. Yine kesici olarak şöyle bir diskim daha var. Bu da aynı mantıkta işleyen bir disk. Fakat bunda zincir yok. Bunun kendi üzerinde testeresi. Ve bunun diğer diskten farkı daha ince olması. Daha ince olduğu için de daha ince kesimler yapabiliyoruz. Birazcık daha derinliği fazla. O yüzden de daha derin malzemeleri kesebiliyoruz. Yine yüzeyde ufak tefek salınımlarla kabuk kaldırma ya da eğim verme gibi işlemleri sağlayabiliyoruz bu diskte de. Bu iki diskin kullanırken nasıl bir etki yarattığını göstereyim size. Arkasından törpülere geçelim. Evet, törpü disklerine geldiğimizde de birkaç tane var benim elimde. Bunları internet üzerinden satın aldım. Yine taşlama makinesine takılan diskler yazdığımızda, törpü diskleri ya da kesme diskleri yazdığımızda karşımıza çıkıyorlar. Markaları çok hatırlamıyorum. Çünkü bunlar çok eskiden beri aldığım, kullandığım şeyler. Bazıları aklımda. Bir Roxud markasının parçaları var. Onun dışında şu görmüş olduğunuz parçalar Mampa'nın parçaları. Mampa diye bir markanın parçaları. Diğerleri de bazılarını yurt dışından seçip aldım, geldi. Ama Türkiye'de de bulunabilir parçalar. Marka konusunda çok bir şey söyleyemiyorum. Çünkü üzerlerinde de markaları yazmıyor. O yüzden de anımsayamıyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Buradakilerden memnun olmadığım bir parça yok. Zaten o memnun olmadığım parçaları genelde tutmuyorum, atıyorum. O yüzden de kullanmış olduğum ve etkilerini gördüğüm parçaları sizinle paylaşıyorum. Şimdi törpü disklerine geldiğimiz zaman bir tane şu şekilde bir diskim var. Bunun markasını hatırlıyorum arkadaşlar. Bu Roxud'un. Bu disk hafif eğimli ve üzerinde çıkıntıları var. Törpü gibi çıkıntıları var. Ve bununla yüzeylerde hafif eğimli oymalar yapabiliyorum. Yine taşlama makinesine takıyorum. Ve bunun içinden kendisi için bir baş da çıkıyor. O buralarda mı? Evet, burada. Tam şu araya oturuyor. Ve yüzeyi tamamen sıfırlamış oluyor. Bununla birlikte kullanıyorsunuz bunu. Bu törpü diskinin görevi birazcık daha eğimli şeyler yapabilmek. Ben onun için kullanıyorum işin açıkçası. Yine bunların hepsini temizlikte de kullanabiliyoruz. Kabukları soyarken falan da kullanabiliyoruz. Yine başka bir diskim. Diğerinden farklı olan, birazcık daha içeri doğru daha kavisi olan, şurası hafif daha yuvarlak olan bir disk. Bunun avantajı şu yan taraflarına doğru kesici yerlerin çıkmasından dolayı çalışırken daha güzel yuvarlamalar yapabiliyorsunuz. Özellikle eğim verirken daha iyi çalışabiliyorsunuz. Yine şu şekilde bir törpüm daha var. Bu da genelde kanal açmak ve düz bir şekilde oyuklar yapmak için kullandığım bir parça arkadaşlar. Örneğin bununla bir oyuk açıyorum ve arasından kalın bir kablo ya da kalın bir parça geçirebiliyorum. Onun için çok işime yarıyor benim. Yan taraflarında hiçbir törpüsü yok. Sadece üst düzeyinde var törpü. O yüzden de net bir şekilde oyma yapabiliyoruz. Herhangi bir kaçırma derdi olmuyor ve düz bir çizgi çıkıyor karşımıza. Ve diğeri de bu disk arkadaşlar. Bu diskin diğerlerinden farkı ise tamamen dümdüz olması yüzeyinin. Bütün bu kesici yüzey düz bir şekilde tasarlanmış. Yan tarafları hiçbir şekilde bir kesim yapmıyor. Sadece yüzeysel çalışmalarda kullanabildiğimiz bir parça. O yüzden de özellikle temizliklerde, yüzeysel temizliklerde falan kalın pislikleri kaldırmak için, boyaları falan kaldırmak için çok işime yarıyor benim. Yine yapmak için, törpülemek için kullandığım bir aparat da Mampa'nın bu parçası arkadaşlar. Bunun top gibi bir başı var. Özellikle kuksa, bardak yapanlar ya da böyle yuvarlak delikleri törpülemek isteyenler, eğlemek isteyenler için çok avantajlı ve çok kullanışlı bir parça. Yine aynı şekilde kaşık gibi şeyler yaparken bununla taşlama makinesine takıp oradaki bütün o eğimi, çukuru yapabiliyoruz.
Şimdi bunların kullanırken nasıl etki ettiklerini bir göstereyim ahşaba. Ondan sonra diğerleriyle devam edelim. Bir de şöyle bir parça var elimde. Bu da çok sık kullandığım parçalardan bir tanesi. Disklerden bir tanesi. Bunun özelliği, bunlardan farkı, bunun üstündeki bıçaklar daha pürüzsüz bir yüzey sağlıyor size. Bu törpü disklerindeki gibi toz şeklinde çıkartmak yerine daha kesikler atarak yüzeyi temizliyor ve istediğiniz derinliğe inmenizi sağlıyor. Özellikle tabak gibi oyukları olan şeyler yaparken çok kullandığım parçalardan bir tanesi. Evet, yine Mampa'nın oymak için kullandığım bir parçası. Bu parçayı da çok seviyorum. Özellikle kuksa bardak yapanlar ya da saksı gibi parçalar yapmak isteyenler için çok iyi bir parça. Çünkü buradan takıyorsunuz taşlama makinesine, vidalıyorsunuz ve şu şekilde yüzeysel olarak kullanarak delikler açabiliyorsunuz. Yani özellikle saksı yaparken ortadaki deliği bununla açmak çok kolay oluyor. Yine bardakların içini oymak çok kolay oluyor. Bu parça da gayet kullanışlı bir parça onun için. Sevdiğim parçalardan bir tanesi. Bunun da nasıl çalıştığını göstereyim size. Ondan sonra zaten birkaç tane daha parçamız kaldı. Devam edelim.
Yine oymak için kullandığım başka bir parçadan bahsedeceğim size. Bu da bir ıskarpela aparatı arkadaşlar. Bunun ucuna çeşitli ağızları olan ıskarpelalar takıp oyma işlemi, kazıma işlemi yapabiliyoruz. Şu şekilde arkasında bir düğmesi var. Çıkıyor ve istediğimiz ucu takabiliyoruz buna. Daha sonrasında da şöyle taşlama makinesinin vida kısmına takılan bir silindir şeklinde parçası var. Bunun bir tarafı daha çıkıntılı, tam yuvarlak bir parça değil. Bu döndüğü zaman bu parçaya vurarak şöyle bir aksiyon yaratıyor. Ve bu aksiyon sayesinde siz kazımalarınızı, oymalarınızı yapabiliyorsunuz. Özellikle heykel gibi parçalar çalışırken çok işime yarıyor bunun. Tabii bunun dışında elle de ıskarpelalar kullanıyorum ama kaba işler için bu çok verimli benim için. Çünkü bileği çok fazla yormuyorsunuz. Makinenin kuvvetiyle tamamen oyma işlemini yapmış oluyorsunuz. Bunun da görüntüsü gelsin, diğerlerine geçelim. Evet, şimdi taşlama makinesinde kullandığım zımpara ve temizlik aparatlarına geçiyorum. Bunlardan bir tanesi yine Mampa'nın zımpara için yapılmış aparatları. Bunların çeşitli boyları var. Taşlama makinesine şu şekilde takıyorsunuz. Bunun ucuna da bir zımpara takıp ki bunun kendi başları da var bildiğim kadarıyla ama ben sünger zımpara kullanıyorum. Şu şekilde sünger zımparaları istediğim şekillerde kesip ortasına delik açıp şu vidayla sabitliyorum buna. Vidasını takarak sabitliyorum. Ve özellikle aralara girmek istediğim yerlerde taşlama makinesiyle o zımparayı aralara sokup aralardaki temizlikleri yapabiliyorum. Yine uzun ucuyla daha da aralara girebiliyorum. O yüzden de çok kullanışlı bir zımpara başı. Yine Rockswood'un şu şekilde bir zımpara aparatı var. Bu da aralarda çok işimi yarıyor. Özellikle sandalye araları vesaire ince ince zımparalamak istediğin yerlerde çok faydalı bir alet. Bu da bunun şu şekilde farklı başları var. İki tane de burada var. Yapmak istediğiniz işe göre düz, kavisli bir şekilde kullanabiliyorsunuz zımparayı. Şöyle bir aparatı var. Bunu taşlama makinesine takıyorsunuz. Daha sonra bu aparatın içerisine geçiriyorsunuz. Ve bu kısımdan taşlama makinesine sıkarak çalıştırıyorsunuz. Şu taraftan vidadan açıp da içindeki zımparasını şerit zımparaya istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İstediğiniz ölçüde, istediğiniz kumda zımpara takabiliyorsunuz buna. Ve sıkıştırdıktan sonra da şuradan zımparalamaya devam edebiliyorsunuz. Çok kullanışlı benim için. Dalları falan temizlerken çok keyifli oluyor. Kullanması keyifli bir parça. Bunun dışında da şöyle bir zımpara diskim var. Bunlara flat disk deniyor. Üzerinde kesilmiş olarak sıra sıra konmuş zımpara kağıtları var. Yapıştırılmış bir şekilde. Çok sağlamlar ve de uzun ömürlüler aynı zamanda. Bunları ben genelde kaba temizliklerde kullanıyorum. Üstünde çok fazla boya varsa ya da işte çok kirliyse falan bu diskleri kullanıyorum. Bu disklerin de numaraları var. Kum dereceleri var. Bu 60'lık bir diskmiş. Bir kere sürdüğümde yüzeyden çok fazla pisliği kaldırsın istiyorsanız numarası düşük, kum değeri düşük olan diskleri almanız gerekiyor. Örneğin 40'lıklar gibi, 60'lıklar gibi ama daha hassas temizlikler yapmak istiyorsanız, yüzeyi çok fazla kazımak istemiyorsanız bu bunlar da çıkıyor mu bilmiyorum ama cırt zımparalarda 4000'lere kadar kum değerleri çıkıyor. Ne kadar pürüzsüz bir zemin yapmak isterseniz ona göre kullanıyorsunuz. Bunun dışında da bir versiyon olarak cırt zımparalar var. Cırt zımpara başları da taşlama makinesine takılıyor. Ve bunun üstüne çeşitli kumlarda demin anlattığım gibi 40'lık, 100'lük, 180'lik, 200'lük, 4000'lik, 1000'lik yapacağınız işe göre zımpara başları kullanıyorsunuz. Onlar da bu zımpara kağıtları. Bunların arkasında cırtların tutması için yüzeyler var.
ve istediğiniz ölçüde olanları bu şekilde üzerine takıp kullanabiliyorsunuz. Bunların yine arkalarında kum değerleri yazar. Dediğim gibi bu kum değerleri azaldıkça aldığı yüzey daha fazlalaşır. Yükseldikçe de daha ince kazımalar yapabilirsiniz, zımparalar yapabilirsiniz. Özellikle mesela atıyorum bir masa yapıyorsunuz ve çok pis bir ağaç. Kalın bir zımparayla başlayıp örneğin 80'lik bir zımparayla temizliğini yapıp arkasından 150'likle birazcık daha pürüzsüzleştirip 250'lik, 400'lüğe kadar çıkıp çok pürüzsüz bir yüzey elde edebilirsiniz. Bunun için de bu cirt zımpara başlarını kullanıyorum. Yine bu başlarda da farklılıklar var arkadaşlar. Örneğin bunun şu sünger yüzeyi daha yumuşak. Yumuşak olduğu için de özellikle baskı uyguladığınızda ani derin kazımalar yapmıyor yumuşaklığından dolayı. Tabii ki bunun sert olanı da var. Sertleştiği zaman ne kadar basınç uygularsanız o kadar derine inebiliyorsunuz. Bunun dışında şöyle olanları da var. Bunlar da elastik bir yapıya sahip. Özellikle girintili çıkıntılı yüzeylerde tabak gibi, tabak içi gibi yüzeylerde bunları kullandığınız zaman yanlara doğru gittiğinizde bunlar kalkacağı için formu rahat bir şekilde verebiliyorsunuz. Ve yuvarlamaları da daha iyi yapabiliyorsunuz bunlarla. Bunlar da zımpara yaparken taşlamada kullandığım parçalar. Ve bunların da bir nasıl çalıştığını görelim. Ondan sonra zaten birkaç tane parçamız kaldı. Onlarla devam edelim.
Şimdi de aslında çok fazla kullanmadığım, zaman zaman ihtiyacım olan diskler var. Onlardan bahsedeyim. Mesela metal kesmek için diskler var. Bunları da yine metal parçaları keserken kullanıyorum. Taşlama makinesine takılıp sabitlenip o şekilde kullanıyor. Çok fazla versiyonu var. Kalınlıkları var, incelikleri var. Çalışacağınız metal parçasına göre. Onun dışında betonda, fayansta kullanılabilen diskler de var. Taşlama makinesine takılan. Yine bunun da çeşitli numaraları var. Ben çok fazla o tarz işler yapmadığım için çok detaylı bunların bilgisine vakıf değilim. Ama kullanmak istediğim zaman araştırıyorum. Yine cila yaparken kullanılan parçalar var. Bunları da ahşap yüzeylerde ya da metal yüzeylerde cila yaparken kullanıyoruz. Bu süngerleri ve şu yün şeklinde olan parçaları. Bunları da yine cırt zımpara başlarına takarak kullanıyoruz. Bunların arkası cırt zımparaya olacak şekilde tasarlanmış. Bunlar aslında olur da kullanırsam diye elimde duruyor. Ahşap işleri yaparken çok fazla kullandığım parçalar değil. Genel olarak taşlama makinesinde kullandığım parçalar bunlar arkadaşlar. Umarım biraz merakınızı gidermişimdir ve anlattığım şeyler bir şey alırken karar vermenize yardımcı olabilir. Tabii ki ben gördükçe parçaları satın alıyorum arkadaşlar. Denemek için en azından merakımdan alıyorum ve işime yararsa da kullanmaya devam ediyorum. On parçaları aldıkça da, farklı parçaları kullandıkça da bilgisini veririm size. Ama şu anda bahsettiklerim bunlar. Umarım sizin için faydası olmuştur. Sorularınıza biraz cevap verebilmişimdir. Eğer böyle videolar yapmamı istiyorsanız ve böyle parçaları daha çok tanıtmamı istiyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Ona göre ben de elimden geldiği kadar kullandığım parçaları anlatmaya çalışırım. Link vermiyorum doğal olarak çünkü linklerini bilmiyorum. Bunlar özellikle yeni alınmış parçalar değil. Şunlar dışında bunları bir arkadaşım hediye etti bana. O yüzden o hediye ettiği için yine linkini veremiyorum size. Ama internet üzerinde araştırdığınızda taşlama, avuç taşlama makinesi için oyma diskleri, kesme diskleri ya da zımpara diskleri falan diye arattığınızda bu parçalar önünüze çıkacaktır. Ben de şahsen o şekilde aratarak buldum. Karşıma çıkanları alıp deneyimlemiş oldum. Yani bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup zile basmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız da benim için çok değerli. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.